Bozkurt Milliyetçi Hareket Partisi'nin sembolüdür. Yani bunu şimdi MHP'li de bildiği kadar Avrupalı da biliyor. UEFA'daki adam da biliyor. FIFA'daki adam da biliyor. Tabii. Ama buradaki problem olan ne? Benzer olaylarda para cezası verip öteleyip bu olayda maç cezası. Yani şöyle bir şeyle karşı karşıya. Yani sen bitireyim abi. İki tane problem var. Bir, Bild gazetesiyle Fransız L'Equipe gazetesi bu haberi iki maç ceza alacağını biliyordu. Bu da demek ki savunma alınmadan karar verilmişti. Bu sıkıntılı bir bakış açısı. İki, benzer örneklerle sen niye farklı bir ceza veriyorken bize niye farklı bir ceza veriyorsun? Bak, ülkücü bir izleyicimiz demiş ki MHP dokunulmaz olsa bangır bangır her yerde silah ateş cinayeti olayı konuşulur. Her gün MHP ve ülkücülere hakaret edilir miydi? Şu açıdan ilginç bir soru. Bu dediği doğru. Silah ateş konusu üstü kapatıldı kimse konuşamıyor değil. Bangır bangır konuşuluyor. Her detayıyla metayıyla değil mi? Fakat orada felsefi analiz, Türkiye'de eksik olan ideolojik analiz. Silah ateşi savunanlar da bozkurt yapıyor. Aynı Silah ateş, silah ateş cinayeti. Cevat Yurdakul cinayeti değil. Tabii. Silah ateş cinayeti. Uğur Mumcu, ayrı bir dönemde. Tabii. Uğur Mumcu ayrı bir şey. Doğan Öz cinayeti değil. Adal Emniyet Müdürü öldürüldü. Zaten Uğur Mumcu cinayeti. Aşağıdaki aynı şey diyor ya. Ben çok farklı fikirlerde olan insanlarla onu aynı diyorum. Noktaya. Hatta Raquel Dink de bir örnek veriyorlar. Silah ateş cinayeti. Mesela şey cinayeti değil. Mesela diyelim bir ara Levent Gültekin'i dövdülerdi. Şimdi Levent Gültekin öldürülse Allah korusun başka bir şey olur. Allah korusun. Silah ateş cinayetinde. Silah ateşi savunanlar da bozkurt yapıyor. Karşı çıkanlar da bozkurt yapıyor. Tarafta ve dikkat edin silah ateş konusunda eğilen solcu bilinen gazeteciler de çıktı bozkurtu savundu. Yani bozkurtta, Türkçülükte, milliyetçilikte bir ittifak var. Neye dayalıyor? Sen yaptın, sen yapmadın, sen öldürdün, sen öldürmedin, sen talimat bak, verdin, sen vermedin. Bu aslında nedir? İç tartışma. Bak dediğim yere yine geliyor aslında. Programın başında dedim ya, faşizmle sosyalizm arasında çok ince bir çizgi vardır. Ya solla sağ arasındaki çok ince o bir çizgi vardır. O genel ideolojik arasında. Hayır. Sen gel Türkiye'ye aynı gel. Aynı şey oluyor Türkiye'de. Selma bak sana diyor ki Bişar kardeşim. MHP ve cihniyeti olsa geçmişte bu rejime muhalif Müslümanlar Türk-İslam sentezi ve Kemalizmin bir parçası olur muydu? Lütfen sorar mısınız? Ben bir şey söyleyeyim bu konuda. Yani şimdi mesela özellikle Kemalist ideoloji olarak kendini tasvir eden ve o dönem devlette varlık gösteren, güç gösteren bürokrasi de yer almış. Bunu asker de dahil diyebilirsiniz. Bürokrasinin farklı kesimlerine de diyebilirsiniz. Zulmettiği iki kesim vardı. Kürtler ve dindarlar. Aleviler de var. Ama Aleviler de katalım. Haklısın özür diliyorum. Gayrimüslimler de var ama gayrimüslimler zaten yok şimdi, edildiği için bir şey kalmadı. Çok önceden yok edilmişti. Bugün geldiğimiz zaman dindarlarla hiç kimsenin bir problemi yok. Tabii. Ama ortada dindar yok. Zaten bence problem yok. Mustafa Albayrak devlet aydını. Devlet dindar olarak. Öyle tasvir edemem. Şimdi ki dindar bir adam yönetiyor. Devletin tepesinde dindar bir adam. Dindarlıkla kimsenin problemi yok ama Alevilik ve Kürtlükle ilgili tabii hani problemi olanlar yani Aleviler var. Aleviler ve Kürtler birinci sınıf yurttaş hissediyor mu? Problemi olanlar var diyorum bak. Ben birinci sınıf yurttaş bitireyim Mustafa. Ben kendi birinci sınıf yurttaş hissediyorum Kürtlüğe kadar. Kimse de bana ikinci sınıf yurttaş muamelesi yapamadı. Yapanın ama senin gururundan. Ama bireysel gururundan. Şimdi bu ya ben hep söylüyorum işte biraz önce Sabri Hocam dedi. Kürt dedi ki ben bu ülkenin sahibiyim. Ben de diyorum ben bu ülkenin ama Sabri Hocam diyor Kürtçe ben, kreş açamıyorum. Ben başka bir şey söyleyeyim. Sorunlar olabilir. Yok ya, ama bak ben hep şu örneği veriyorum. Bize temel tarihte öğretilen bir şey. Diyor ki biraz önce aslında Kürt sorunu var mı yok mu konuşuyorduk ya oraya da bağlamış olayım öyle ifade edeyim. Bize temel tarihte şu öğretiliyor. Dedi ki denilir ki işte Doğu cephesinde Ruslarla savaşıldı. Doğu cephesi kapatıldı. Doğu cephesindeki birlikler Batı cephesine kaydırıldı. Bak çok temel inkılap tarihi bilgisi. Yani benim öz dedem, dedelerim hem Doğu cephesinde savaşacak hem Batı'da savaşacak. Ben de bu ülkenin sahibi olmayacağım. Hadi oradan ya. Vay canım. Bal gibi de sahibim. Hayır, ama bir şer bırakmış olayım. Tabii. Bin yıllık kardeşiz değil mi Mustafa abi? Şüphe var mı? Elhamdülillah. Kaç yerde Kürt kelimesi geçiyor? Biz hep kullanıyoruz. Yok sen Aydın değil. Aydın Özcan'ın yapmış. Ne olur. Resmi tarihte kaç yerde Kürt kelimesi geçiyor? Geçmiş canım. Kürdüz. İki yerde. Bak iki yerde. Sev Barış Anlaşması. Kürtler haindir. Devlet Kürt kuracak. Teali falan diye. Kürt teali cemiyeti zararlı cemiyetler. Evet. Hani bin yıllık kardeşlik. Bu arada hocam resmi ufak bir bilgi. Olmaz işte. Ufak bak, bir bilgi. Bak çok ekle bitiriyorum. Müfredat ideolojinin adı ne? Müfredat yeni değişti yine yok. Bu bal gibi de Kürt sorununun kendisidir. Korkuyor çünkü. Ya Yusuf Tekin bile korkuyor ya. Bir insan kardeşini yapmaktan. Yusuf Tekin korkuyor ya. Nazım abi bir insan kardeşini yapmaktan utanır mı? Ben şimdi bak
bundan 30 yıl sonra hatıratımı yazıyorum, tamam mı? Hatıratımda herkesin adını yazıyorum barometrede, Mustafa abinin adını yazmıyorum. Tamam. Şimdi bu normal mi? Alçak doğru. O aynı şekilde dindarlara da var.